Herkese merhaba, ben Merve Nida Çetin. Bugün sizlerle izafiyet teorisi hakkında konuşacağız. Konuya başlamadan önce biraz etimoloji yani kelime bilimi açısından bir inceleme yapalım. Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlüğüne göre izafi kelimesi göreceli demek. Göreceli kelimesine baktığımızda ise karşımıza şu açıklama çıkıyor. Varlığı, başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, bağıntılı, izafi, nispi, relatif. İzafiyet kelimesinin açıklaması ise Türk Dil Kurumu'na göre şöyle. Görelilik. Görelilik diye aradığımızda ise karşımıza var olabilmek veya belirlenebilmek için bağıntı yoluyla başka bir şeye bağlı bulunma durumu, bağıntılılık tanımı çıkıyor. Şimdi bunu aklımıza tutarak konumuza dönelim. İzafiyet teorisi 1905 yılında Einstein tarafından ortaya atılan bir fizik kuramıdır. Ve özetle zamanın farklı hızlardaki bireyler için farklı hızlarda aktığını söyler. İzafiyet teorisi denince ilk bilmemiz gereken 3 şey var. Işık hızı hiçbir gözlemci için değişmez, sabittir. Evrende ulaşılabilecek en yüksek hız ışık hızıdır. Ve ışık hızındaki cisimler enerjiye dönüşür. Yani ışığa dönüşür diye. Görelilik kuramına göre ışık hızı boşlukta her zaman her şart altında aynı şekilde gözlemlenir ve fizik kuralları her zaman herkes için aynıdır. Edindiğimiz bu bilgiye göre eğer çok hızlı bir şekilde seyahat edersek veya yer çekimi dünyadan daha güçlü olan bir başka gezegene yerleşirsek zaman bizim için diğer insanlara göre yavaşlayacak ve biz bunu fark edemeyeceğiz. Nedeni beynimizde bulunan ve düşünmemizi sağlayan nörosinaptik hücrelerimizin de tıpkı zaman gibi daha yavaş çalışacak olması. Böylelikle zamanın bizim için yavaş aktığını biz değil çevremizdekiler fark edecek. Bu duruma da izafiyetin özü olan ikizler paradoksu deniyor. Peki ikizler paradoksu nedir? Bu paradoksu en iyi anlatan Yıldızlar Arası filmi galiba. Filmin bir bölümünde Cooper kızı Murphy'ye bir saat verir ve aynından kendinde de vardır. Sonra kızına der ki yukarıda kış uykusundayken ya da ışık hızına yakın giderken ya da kara deliğin yakınında benim için zaman değişecek ve daha yavaş akacak. Döndüğüm zaman saatleri kıyaslayacağız. Sonra kızı babasına zaman farklı mı akacak diye sorunca babası da bu durumu kızına ben döndüğümde seninle aynı yaşta olabiliriz diyerek açıklar. Filmin sonunda Murphy babasına kavuştuğunda fark ederiz ki babasından daha yaşlı duruyor. Alın size izafiyet. Yani zamanın göreceli olması. Aslında ışık hızına yaklaştıkça zamanın farklı akmasındaki asıl etmen hız değil, hızla birlikte değişen yer çekimi kuvvetidir. Yani uzayda ışık hızına yakın bir süratle 1-2 dakika takılayım derseniz sevdiğiniz herkesin yaşlanarak vefat ettiği bir dünyaya gelebilirsiniz. Pekala, şimdilik bu kadar yeter. Umarım zihninizin bir köşesine küçük de olsa bir merak tohumu ekebilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.